mutlu akşamlar efendim. Hoş geldiniz Neler Oluyor'a. Bugün gündemimizde dün aslında gündemde olan 25 Kasım kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günüydü ve bununla ilgili çokça konuşuldu. Hem sosyal medyada hem de politikacılar, sanatçılar, akademisyenler, köşe yazarları aslında Türkiye'nin tam da gündemindeydi ve bununla birlikte yeniden kadına şiddeti konuştuk. Biz bugün bunu konuşacağız ama sadece kadına şiddet olarak değil, aslında şiddetin her türlüsünün kötü olduğunu ve bunu asla onaylamadığımızdan bahsedeceğiz. HUDER Konya Şube Başkanı Avukat Mustafa Yıldız bizimle birlikte. Mustafa Bey'le birlikte bakalım. Şiddet bize ne diyor? Kadına şiddet bu dönemde mi çoğaldı? Yoksa biz bunları şimdi mi daha fazla duymaya başlıyoruz? Aslında şiddetin kadını, erkeği, işte hayvana olanın olmadığını hep savunuyoruz ve tüm bu ayrıntıları konuşacağız. Ama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın da bir kamu spotu vardı. İki tane hazırladı. Önce bir onları bir izleyelim. Ondan sonra hemen başlıyoruz. Yazık. Çok yazık. Biz haber yapmaktan bıktık. Erkekler kadınlara şiddet uygulamaktan bıkmadı. Konu çok önemli arkadaşlar. Basın olarak sorumluluğumuz büyük. Manşetten çıkalım. İnsan hayat arkadaşlar bunu nasıl yapar? Anlamak mümkün değil. Bu gidişle bir gün siz de haber olacaksınız. Kimse zihnimizi okuyamaz. Ama gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. Kadına yönelik şiddet, onu destekleyen ya da görmezden gelen çevreden güç alır. Şiddet uygulayan kişinin statüsü, gelir düzeyi, eğitim durumu, sosyal çevresi ne olursa olsun görmezden gelmeyin. Dedikodularına asla malzeme olmam. Kol kırılır, yen içinde kalır. Ah Gülşen, o da böyle mi düşünmüştü acaba? Üstünü kapattıkça altında birer birer eziliyoruz. Susma sebepleri farklı. Çünkü yaşları, statüleri, ekonomik durumları farklı. Gördükleri şiddet karşısında atmaları gereken adımsa aynı. Kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü dediğimiz gibi sürekli gündemde oldu. Aslında sadece bir gün değil, ülke gündeminde her zaman gündemde ve her zaman konuşuluyor. Biz bugün Avukat Mustafa Yıldız'la gündemi değerlendireceğiz ve konuyla ilgili aslında farklı bir yönden de bakacağız. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hemen şöyle bir başlayalım mı? Üst başlığımız kadına şiddet diye çıkıyoruz. İki gündür de aynı şeyler. Evet. Hem Cumhurbaşkanımızın açıklamaları vardı. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin yaptığı online bir yayın vardı. Çok kapsamlı olarak. Ama üst başlık kadına şiddet olmalı mı aslında? Yoksa şiddet olarak mı olmalı? Bunun için neler söylemek istersiniz? Buyurun. Öncelikle kutladığımız günün ne manaya geldiğini kısaca izah edeyim ben. Bir iki dakika içerisinde vatandaşlarımız sanki bunu yeni bir şeymiş gibi. Ki bizim gündemimize son birkaç yıldır giren bir gün bu. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Yani bizimle de çok da ilgisi olmayan, aslında Türk milletiyle çok da ilgisi olmayan bir tarih bu. 1960'ta Dominik Cumhuriyeti'ndeki diktatörlüğe karşı yapılan bir mücadeleden kaynaklanan bir gün. Oradaki üç tane kız kardeşin mücadelesini anlatan bir olay. Yani direkt kadına şiddet değil ama diktatör yönetime karşı demokrasiyi savunan kız kardeşlerin meydana getirmiş olduğu bir eylem sonucunda öldürülmeleri nihayetinde 1999 yılında Birleşmiş Milletler bunu kadına şiddet olarak, günü olarak kabul ediyor. O günden sonra da gündemimize giriyor ama tekrar söyleyeyim, bizim Türkiye gündemine girmesi herhalde son 4-5 yıl öncesinde biz böyle bir günü hatırlamıyorduk. Siyasiler böyle bir şey kutlamıyordu, sanatçılar böyle bir şey kutlamıyorlardı.
Yani tabii ki söylediğiniz gibi şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yani bizim bunu savunmamız veya bunun hoş görülebilir olması kesinlikle ve kesinlikle mümkün değildir. Ama sadece bunu kadına şiddet olarak değerlendirdiğimiz zaman sanki bir kutuplaşmaya doğru insan itiliyor, taraflar itiliyormuş gibi oluyor. Yani burada kadını önceleyeceğiz derken sanki aileyi biraz daha geri plana bırakıyormuşuz gibi bir izlenim ortaya çıkıyor. Yani burada mücadele en temelinden itibaren yani ta başına döndüğümüz zaman eğitimle hallolması gereken bir şey. Aile içerisindeki eğitimle hallolması gereken, ailenin kurulmasından önce var olması gereken eğitimle çözülecek mevzular. Ama son günlerde bunun çokça gündeme gelmiş olması, televizyonlarda çokça zikrediliyor, gazetelere çokça haber oluyor olması. Önceden olmuyor muydu? 10 yıl öncesinde de belki oluyordu ama bu kadar göz önünde sokulmuyordu. İnsanların her gün televizyonlarda, her akşam televizyonlarda çocuklarımız bunları izlemiyorlardı. Bir yerden sanki haberdar oluruz ama öbür taraftan da örnek mi oluyoruz? Öbür taraftan da bunu normalleştiriyor muyuz? Bunu da değerlendirmek lazım. Acaba her akşam bunu televizyonda gösteriliyor olması, ya bu normalmiş bu, bu da oluyormuş acaba diyen insanlarda olabiliyor mu? Bunu da dikkate almak lazım. Yani konuşurken, bunu söylerken bu insanlar bunu da dikkate alarak konuşması, değerlendirmesi lazım diye düşünüyorum ben. Yani burada özellikle bugünkü açıklamalarda veya dünkü açıklamalarda herkes bilindik açıklamalar, bilindik eleştiriler, bilindik yorumlar yapıyorlar ama insanlar bunu yaparken televizyonlardaki, filmlerdeki, sinemalardaki özellikle son dönemlerde bizim şikayetçi olduğumuz, Türk milletinin şikayetçi olduğu bazı televizyon dizilerinde gençlerimizin, çocuklarımızın gözlerine sokulan sahnelerin sürekli yayınlanıyor. Bunlar da aynı ortamda besleniyor. İşte bugün söylüyorsunuz sanatçılar katılıyor, güzel güzel açıklamalar yapılıyor ama aynı sanatçılar film yapım işine geldiği zaman reyting nereden geliyorsa ona yönlendiriyorlar. Tamam kadına şiddet hayır diyelim ama kadının bu şekilde reyting malzemesi yapılmasına da hayır diyelim. Yani iki taraflı olmayalım. Doğrusu neyse onu söyleyelim. Onu söyleme cesareti gösterelim en azından. Biz bunu dile getirelim en azından. Bunu konuşuyor olabilelim diye düşünüyorum ben. Ve tam da o noktada TV'lerde sergilenen şiddetin davranış bozukluğuna neden olduğunu, haber başlıklarının kullanılan cümlelerinin işlenen suça bahane de bulduğu açıklamalarını aldım. Böyle kısaca ben Emine Hanım'ın konuşmasından. Tam da böyle aslında. Ama katılımcılar, köşe yazarları, gazeteciler ve oyunculardı. Evet, maalesef. Orada tepki veremedikten sonra bir saatlik bir açıklama neyi değiştirir Mustafa Bey? Yani bu gerçekçi olmak lazım. Yani orada gündemi kurtarmış, zevahiri kurtarmış bir görüntü var. Katılıyorlar, çok güzel destekliyoruz diyorlar ama bu söylemlerin eyleme dönüşmesi lazım. Yani bizim millet hayatı içerisinde bunların fark etmemiz lazım. Yani bunun eyleme dönüştüğünü. Hükümet iyi niyetli olarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama burada sorumluluk sahibi olan yazarlar, sanatçılar, köşe yazarları, televizyon yapımcılar, dizi yapımcılar özellikle son günlerde bugün Sayın Cumhurbaşkanı da dijitalleşmenin kötülüklerinden bahsetti. Bunu da üzerine vura vura bahsetti. Yani bu pandemi dönemi bizi neye yönlendirdi? Pandemi dönemi bizi dijitalleşmenin içine doğru iyice attı. Artık hepimizin çoluğu çocuğu evden dışarı çıkmıyorlar. Hepsinin elinde bir EBA dolayısıyla derse girmek zorunda kalıyorlar. İnternete bağlanıyorlar. İnternete bağlanmak sadece ders dinlemek için olmuyor malum. Aralarda, ondan öncesinde, ondan sonrasında bu şeyleri görüyorlar. Televizyonu görüyorlar, dizileri görüyorlar, filmleri görüyorlar. Bunun önüne geçmemiz de mümkün değil. Ve bu konuşanlar, bu güzel güzel açıklama yapan insanlar, işte televizyonlarda, dizilerde, filmlerde konuştuklarını çok farklı bir ortam çiziyorlar. Yani sanki bu şiddeti legalleştiriyorlar, şiddeti savunuyorlar ve şiddet olduğu zaman da daha fazla reyting aldıklar. Kendilerince savunuyorlar. Arz talep meselesi, işte insanlar bunu istiyorlar gibi bir savunma içine hatta giriyorlar. Hatta daha çok kazanıyorlar. Daha çok kazandıklarını söylüyorlar ve hatta öyle yani böyle de kazanıyorlar. Ve işte bu eylemle söylem arasında bir tutarsızlık meydana geliyor maalesef. Yani bunun güzel konuşuluyor ama bunun da eyleme dönüşünü görmemiz lazım. Yani burada da sorumluluk sahibi insanlar özellikle yapımcılara ve bunu kontrol edecek olan devletimizin ilgili birimleri mesela RTÜK'e sorumluluk sahibi olması lazım. Kontrol etmesi lazım. Türk milletinin aile yapısıyla uyuşmayan ne varsa buna müdahale etmesi lazım. Yani çünkü anayasa devlete şu görevi veriyor. Ailenin yapısını koruma görevini devlete veriyor. Anayasal haktır. Anayasa diyor ki devlete sen devletsen aileyi koruyacaksın. Ailenin yapısını bozmayacaksın. Ailenin yapısını bozacak şeylere, yapılara müsaade etmeyeceksin. Ama şu anda televizyonda görünen, oynayan, hala dönen, ceza almayan yayınlara bakıyoruz ama aile yani hak getire maalesef bunu da görmek lazım.
Hatta 25 Kasım madem kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü, o akşam bari yayınlanan dizilerde dikkat edilmesi gerekiyordu ki bir gözümüzün içine sokula. Evet. Bütün aile bireyleriyle izlediğimiz dizide şiddetin tam da kendisi vardı. Biraz aileye girelim mi o zaman? Hani hep kadın erkek mi? İşte şiddet kadını erkeği olmaz dedik ama aslında bizi daha korkutan bir taraf var ki aile bütünlüğünü parçalayıcı bir senaryo gibi sanki. Bilmiyorum, tırnak içinde söylüyorum. Buyurun. Yani Türkiye açısından değerlendirdiğimiz zaman olayı bizim 2011 yılında başlıyor bir süreç. Yani bizim daha önceki konuşmalarımızda, daha önceki programlarda da biz bunu söyledik. Söylemeye de devam ediyoruz. Son günlerde Türkiye'nin gündemindeydi ama sanki bir 3-5 aydır da gündemden düşmüş gibi. Özellikle İstanbul Sözleşmesi, kısa adını verdiğimiz, herkesin İstanbul Sözleşmesi diye andığı, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi amacıyla Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Yani bunun uzun adı budur ama İstanbul'da düzenlendiği ve maalesef Avrupalılar bize İstanbul Sözleşmesi diye hatırlattığı, özellikle böyle dikte ettikleri bir sözleşme. Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet. Yani burada fark ettiyseniz aileden bahsedilmiyor. Yani aile içindeki şiddetin önlenmesi ve ailenin korunması gibi bir şeyden bahsedilmiyor. Böyle bir yasa 2011 yılında Avrupa Birliği komisyonca hazırlandı ve ilk olarak malum daha önce de söyledik bunu. İlk imzalayan ülke Türkiye. İlk imzaladık, daha sonrasında 2012'de tüm partilerin mutabakatıyla, oy birliğiyle yürürlüğe giren bir sözleşmemiz var. İstanbul Sözleşmesi ve bundan sonrasında da 6284 ailenin korunması hakkındaki kanun düzenlendi. Bu sözleşmeye göre düzenlendi. Çünkü sözleşme imza koyan ülkelere bazı sorumluluklar getiriyordu. Diyordu ki kanunlarınızı, düzenlemelerinizi bu sözleşmeye uygun hale getirmeniz lazım. Ve sonrasında da 6284 getirildi. İstanbul Sözleşmesi dediğim gibi aileyi önceleyen bir yasa değil. Bir sözleşme değil, yasa değil ama yasanın üstünde bir yer kanunlarımızda. Bir sözleşme ve o aileyi öncelemiyor. Maalesef kadını ön plana çıkarıyor. Yani kadından ziyade öteye doğru gittiği zaman cinsiyetsiz bir topluma doğru. Yani toplumsal cinsiyeti ilk defa gündemimize sokan bir şey. Yani şöyle diyor, senin toplumun sana biçtiği rol çok önemli değil. Yani onların sana kadın demesi, onların sana erkek demesi çok önemli değil. Sen kendini bunlarla bağlı hissetmek zorunda değilsin. Sen kendini nasıl hissediyorsan öyle davranmak zorundasın. Ve devlet de senin bu düşüncene saygı göstermek zorunda. Ve devlet de buna göre yasalarını düzenlemek zorunda. Yani 2011'den, 2012'den beri bu yana geldiğimiz zaman biz çok ileri gitmedik. Çok iyiye doğru da gitmedik maalesef. Özellikle şiddet noktasında, özellikle boşanmalar noktasında, mesleki olarak da bizim sıkıntımız bu. Çok gördüğümüz bu olay. Yani boşanmalar da giderek artıyor. Yani görünen o ki bu sözleşme ve akabinde düzenlenen yasa istenilen faydayı sağlayamadı. Yani bizim milletimize uygun bir şey olmadı. Çünkü bizim Türk milletinin yapısına uygun bir yasa hazırlanmadı. Çünkü ithal bir yasa oldu. Yani dışarıdan Avrupalılar bunu hazırladılar, paket halinde getirdiler, bunu kabul edeceksiniz diye bir şekilde o dönemin şartlarında kabul edildi. Ama daha önce Cumhurbaşkanı da güzel söylemişti, bunu az değil, bundan dönülebilir demişti ama bir çalışmalar yapıldı. İnşallah tekrar gündeme gelir, tekrar düzenlenmesi çünkü noktasında gündeme gelir. Çünkü bizim topraklarımızın kendine has bir kültürü vardır. Tabii ve ki onun hani bir kokusu vardır, bir mutlaka bir yönü vardır. Ondan ayrı olduğu zaman uyum sürecinde de sanırım sorun oluyor. Peki dediniz ki boşanmaların nedenleri, aile için boşanmalar arttı. Bunların arasında şiddetin oranı nedir? Yoksa zaten boşanmalar hep vardı bir 6 seneye kadar. Ya mutlaka. Ama şimdi daha mı şiddete yönelik boşanmalar var konu olarak? Yani konu olarak farklı farklı boşanma sebepleri var. Bunlardan bir tanesi de şiddettir. Yani sadece 5-6 yıldır bu oldu demek doğru değil. Tabii ki öncesinden beri, kadimden beri boşanma davaları görüyoruz ama orantılandığı zaman bunun arttığını gözlemliyoruz. Yani maalesef bunun arttığını gözlemliyoruz ki tekrar söylüyorum, sözleşme ve yasayla o dönemdeki konuşmalar şurada önüne geçilecek. Bunu keseceğiz. Yani kadını güçlendireceğiz. Aileyi daha sağlıklı bir yapıya büründüreceğiz. Böyle olmadığını gördük biz maalesef geldiğimiz süreçte. Yani özellikle son dönemlerde yeniden bir Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar var. Yeni bir karar. Bir hafta 10 günlük bir karar. Aile içi şiddet olaylarında, yani kişiye karşı yapılan küçük çaplı şiddet olaylarında bunun yargılaması şikayete tabidir. Yani kişi sizin kolunuzu bacağınızı kırmadığı sürece onun kıstası vardır. Siz şikayet ederseniz hakkında bir yargılama açılır. Siz şikayetçi olmazsanız bu olay böyle kapanır. Affedebilirsiniz, bağışlayabilirsiniz. Ama bu aile içinde bireylere karşı işlendiği zaman devlet buna müdahale ediyordu. Bu 2011'deki İstanbul Sözleşmesi'nin dayanağı bir maddeydi bu. Devletin bu tür olaylara müdahalesini gerektiren bir düzenleme vardı.
Bazı mahkemeler dedi ki bunu anayasaya uygun değil. Anayasanın ikinci maddesine uygun değil. Çünkü devlet müdahale ettiği zaman vatandaşın, kadının veya şiddete maruz kalan kişinin davadan vazgeçme hakkını ortadan kaldırıyor. Yani normal şartlarda size karşı yapılmış bir eylemde nasıl şikayetçi olduysanız hukuk der ki aynı şekilde de vazgeçebilirsiniz. Bu en temel insan hakkıdır. Yani siz bir şeyden vazgeçersiniz, sonra vazgeçer dersiniz ki ben bundan bağışladım, affettim veya ben yanlış anlamışım, ben bundan vazgeçiyorum, şikayetimden vazgeçiyorum dediğiniz zaman ceza düşebilecekken Aile Çalışma Bakanlığı'nın ve ilgili birilerinin dosyaya müdahalesiyle artık şikayetten vazgeçemiyorsunuz. Devlet ise bu yolu kapatıyor. Bununla alakalı Anayasa Mahkemesi'ne gidilmişti. Anayasa Mahkemesi maalesef çoğunlukla devletin burada müdahalesinin gerekli olduğuna karar verdi. Yani azınlık oyunda çok güzel ifadeler var. Yani bu yapılan işlem ailenin korunmasına yönelik bir şey değil. Yani aile içinde küçük bir, yani bu kesinlikle sanki şöyle bir şey anlaşılmasın. Algılanmasın, evet. Onun altını çizerek söylüyoruz. Yani kesinlikle şiddetin taraftarı değiliz. Şiddetin olmaması lazım ki bizim yetiştiğimiz kültür, bizim aldığımız terbiye, bizim aldığımız İslami eğitim şunu gerektiriyor. Kadınlarımız baş tacı, analarımız baş tacı, hanımlarımız baş tacı ki şöyle söylüyorum. Yani 3 tane kız çocuğu olan bir baba olarak bunu söylüyorum. Yani ama bu yapılan işlemler ailenin korunmasına katkı sağlamıyor maalesef. Çok küçük bir olay yaşadınız evinizde, eşinizde, babanızla, annenizle çok küçük bir olay yaşadınız ve bazılarının araya girmesiyle çözümlenebilecek bir olay mahkemeye intikal etti ve artık vazgeçemiyorsunuz. Sonuca kadar devlet bunu götürüyor ve eşinize, kocanıza, babanıza neyse bu aile içinde ana baba ayrılmıyor, ceza veriyor. Acaba cezasını, çok düşünün diye mi de hani o adım atılıyor? Yani ama bunu biz, çok iyi eleyim ve tam son kararınızı, ama bazen dediğiniz yani gibi yükseleyip karar verebiliyoruz. Yani kadın insanız nihayetinde. İnsanız evet. Özelde biraz daha, özelde daha naziyiz. Kadınız daha hassasız. Çok fevri davranabiliyoruz. Erkek de böyle olabiliyor ama kadın insana göre biraz daha hassas yaratık. Çok çabuk fevri davranışta bulunabiliyor, şikayet olabiliyor. Haklı da olabilir. O an için haklı da olabilir ama 3 ay sonra geçmiştir, duruşma günü gelmiştir, ondan öncesinde araya insanlar girmiştir, orta yolu bulmuşlardır, barıştırmışlardır. Aile birliği devam edecektir ama biz devlet olarak bunu müdahale ediyoruz. Diyoruz ki olmaz, sen bundan vazgeçemezsin. Yani buradan ceza vermemiz lazım. Yani adama ceza verdiği zaman adama ceza vermiyorsun ki. Bu insanlar boşanma davası değil bu. Bir kavgadan dolayı kavga etmişler, sonra beraber aynı eve gidiyorlar. Yani boşanma davası neticesinde maddi külfetler de var. Bunu aile karşılıyor. Koca karşılamıyor ki. Koca çoluğuna çocuğuna harcayacağı paradan mahkemenin giderlerini, vekalet ücretini karşılamak zorunda kalıyor. Nerede biz ailenin temelini nerede koruyoruz? Yani koruyalım derken, aileyi koruyalım derken diğer dengeleri de gözetmemiz lazım. Yani bu şikayet hakkını nasıl veriyorsak insana bundan vazgeçmeyi de verebilmek lazım. Yani şikayet ederken iradesi yerindeydi de vazgeçerken mi yerinde değil bu kişinin? Yani bunlar önemli şeyler ama çok gözden kaçan şeyler. Yani siyasilerin, bu konuda araştırma yapanların, konuşanların bunu da düşünmesi lazım. Yani kadına yönelik şiddete tamamen ama aileyi de korumamız lazım. Aileyi ayakta tutarsa kadın da ayakta tutarız. Yani kadın tek başına ne yapabilir aile olmadıktan aslında sonra? Aslında aileyi ayakta tutar ve ailenin içinde bir eğitimi bitirebilirsek, tamamlayabilirsek. Kesinlikle. Yetiştirdiğimiz oğlumuz da, kızımız da kendi kuracağı ailesinde saygıyı ön plana koyacaktık. Aslında her şey orada. Her şey eğitimden başlıyor. Her şey eğitimle bitiyor. Dönüp dolaşıp biz kadını da konuşsak, bugün erkeği de konuşsak, yarın başka bir şekilde şiddetin başka bir yanını, psikolojik şiddet de buna dahil, bunu da konuşsak geldiğimiz nokta aslında eğitim. Peki sizin şu andaki davalarda, yani Türkiye'deki davalarda pek çok kadın da gerçekten mağdur bir şekilde katledildi. Mutlaka. Canından edildi. Anneler babalar çok acı çekti. Özellikle Konya'da yaşanan işte Tuğba ile Şeyma kardeşlerin biliyorsunuz ki çok kötü bir şekilde, acı bir şekilde iki kız kardeşi kaybettik. Çok da yakın aileyle de görüştüm, biliyorum, tanıyorum. Anne şu anda felç oldu, baba çok zor durumda. Ve sanırım 22 Aralık'ta da kararları onanacakmış. Bugün söyleyeceğimi de söylemiştim. Ailenin lehine bir karar çıkmış. Bu tür sonuçlar da var bir taraftan da. Gerçekten bir katilin, bir caninin katlettiği kadınlar da var. Bir de o taraftan bakalım. Yani şöyle, tabii ki kimse sütten çıkmış kaşık değil. Onu söyleyelim, başında söyledim ama ben şunu söylüyorum. Bizim bu
katilleri, canileri, kadına yönelik şiddette bulunanları cezalandırmak için ithal kanunlara ihtiyacımız yok. Benim söylemeye çalıştığım bu. Mevcut Türk Ceza Kanunumuz zaten yeteri kadar bunlara cezayı veriyor. Fazlasıyla da versin. Yani gerekli soruşturma, inceleme yapıldıktan sonra aile içi şiddette böyle bir şey yaşanıyorsa en fazla ceza ne gerektiriyorsa hani verse. Bunu tolere etmemiz, bunu ya bir defalık olmuş sineye çekelim dememiz kesinlikle böyle bir şey değil. İnsanın olduğu yerde her yerde bu var. Yani sadece bunu Türkiye açısından değerlendirmemek lazım. Yani dünyanın her tarafında biz bunlarla karşılaşıyoruz. Ama bunu evirip çevirip sanki tek suçlu X şahsıymış gibi oraya indirgemek olayı çözümsüzlüğe götürüyor. Yani bunu kurtaracağız derken bir tarafı öncelemek, diğer tarafı gözden kaçırmak bizim asıl problemimiz bu oluyor. Yani yekün olarak bütün aileyi birlikte değerlendirmek lazım. Yani burada ne yapılabilir? Burada herkese sorumluluk düşüyor. Yani STK'lara sorumluluk düşüyor, evet. Belediyelere sorumluluk okullar. Düşüyor, devlete sorumluluk düşüyor. Mesela en basitinden biz daha öncesinde geçen sene İstanbul Sözleşmesi ile alakalı bir çalıştay yaptık. Burada hem kadın dernekleri katıldı, hem Yargıtay'ın ilgili mahkeme hakimleri katıldı, hem de akademisyenler katıldı. Burada çok güzel bir netice çıktı. Dendi ki evliliklerde özellikle evlilik öncesinde mutlaka bir eğitim alınması lazım. Ya mutlaka olması lazım. Nasıl sen ehliyet kursuna gidiyorsunuz, araba sürmek için bir ehliyete, bu çok daha önemli bir şey. Aileyi idare edeceksiniz. İki taraf açısından da sadece erkek için söylemiyor. Kadın ve erkeğin birlikte devam edecekleri kurslar olması lazım. Bunlar mutlaka bu kurslara devam etmeleri lazım ve bunun sonunda psikolojik olarak da bir rapor almaları lazım. Evlenebilir diye. Bu zor bir şey değil. Yani kısmen yapılıyor. Aile danışma merkezlerimiz var. Belediye de bunu kısmen yapıyor ama bunu kurumsal hale gelmesi çok zor bir şey değil. Mesela Aile Çalışma Bakanlığı böyle bir şey yapabilir. Bunu kurumsallaştırabilir ve evlilik müracaatı yapan bütün gençleri bu yoldan geçmelerini sağlayabilir. %100 başarılı olur mu? Belki %100 olmaz ama büyük ihtimalle faydası olur bunların. Yani nasıl bir çözüm üretebiliriz diye bakmak lazım. Yani şikayet edip akşamında da oturup televizyonda o diziler seyretmek çözüm değil. Hiçbir şey de değiştirmeyecektir hatta. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da çalışmaları oldu. Bir reklam arası vereceğim. Aradan sonra bunlar ne kadar etkili? Lütfen siz de düşünün. Kamu spotunu ekranda gördüğünüz zaman ne kadar sizi etkiliyor aslında? Bu detayları da konuşacağız. Yeni yapılan açıklamalar vardı. Onları duymak istiyorum. Biz de belki yeni duyacağız. Bir hafta dinleyelim. Oldu demiştiniz. Onların açıklamalarını da duymak istiyoruz. Kısa bir ara, hemen geliyoruz efendim. Efendim, neler oluyor? Devam ediyor ikinci bölümde. Bugün birazcık şiddeti konuşuyoruz. Belki üst başlığımız kadına şiddet olsa da aslında şiddetin her türlüsü ve bunun da eğitimle olabileceğini, aile eğitiminin çok önemli olduğunu konuşuyoruz. Kıymetli konuğum avukat Mustafa Yıldız'la birlikte. Bugün Emine Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Oyuncu, yazar, akademisyenlerle yaptığı online bir açıklaması vardı, bir yayını vardı. Bütün medya mensupları da katıldı buna ve bununla ilgili bazı başlıklar da bizim için önemliydi. Belki takip edemeyenler olabilir. Onun için bir izleyelim, ondan sonra tam da oradan devam edelim. Kadına yönelik şiddet sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde karşımıza çıkan büyük bir yaradır. Aslında bir anlamda küresel bir pandemidir. Siz kıymetli konuklar, ülkemizin ekranlardan tanıdığı ve çok sevdiği yüzlersiniz. Aramızda çok değerli oyuncular, yazarlar, akademisyenler var. Sizlerin ağzından, kaleminden dökülecek en ufak bir sözün, göstereceğiniz örnekliğin değeri paha biçilemez. Dolayısıyla istedik ki medyanın ve bilhassa televizyon dizilerinin şiddetle mücadelede etkin bir araç haline gelmesi için ortak bir akıl oluşturalım. Değerli misafirler, karakterlerin izleyici dünyasında ne kadar önemli bir rol oynadığını sizler herkesten çok daha iyi biliyorsunuz. Belki de delikanlı olan, belinde silah taşıyan değil, sokak hayvanlarına mama taşıyandır. Sabahın ilk ışıklarına kadar çalışan bilim insanlarımızdır. Ücra bir köyün çocuklarına ilim taşımak için yola çıkan
genç öğretmenin yolculuğudur. Güçlü erkek, gücü kadına yeten değil, sevgisiyle ailesine güç olandır. Bu dileklerle sözlerime son verirken, toplumsal barışa ve huzura katkı sunan yapımlar beklediğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Evet, güzel bir açıklamaydı. Özellikle ben aldığım notlarda kadının gücü kendisine duyulan saygıdır dedi. Çok önemli bir başlıktı bu. Bir de kadına şiddet küresel bir pandemidir dedi Sayın Emine Erdoğan. Gerçekten önemli başlıklardı. Katılımcılar önemliydi. Gerçekten bu Türkiye'de kalemleriyle, yazdıklarıyla, işte rol aldıkları ve topluma verdikleriyle önemli isimlerdi. O yüzden belki etkiliydi. Ne diyorsunuz Mustafa Bey? Yani gerçekten söylenenlere katılmamak mümkün değil. Hı hı. Çok güzel bir konuşma. İlk bölümde de söylediğimiz gibi bu söylenenlerin dinleyen sanatçılar tarafından, yazarlar, çizerler tarafından önümüzdeki günlerde nasıl uygulamaya döküldüğünü, yani şiddetin önlenmesiyle alakalı yazmış oldukları filmlerde, dizilerde, romanlarda nasıl bir düzenleme yapacakları çok daha önemli. Yani bu şekilde bu bir anlam ifade edebilecek. Yani bu bugünü hatırlanmış olmak, yani eğer geriye dönük bir faydası olacaksa ancak o zaman diyeceğiz ki ya bu faydalı olmuş, bu insanlar bu konuda bir adım atmışlar diyebileceğiz. Ancak o zaman diyebileceğiz ama söylediklerine katılmamak, takdir etmemek mümkün değil. Yani kadına duyulan saygı onun değerini yüceltir. Tekrar söylüyorum, bizim almış olduğumuz terbiye zaten bunun üzerine kurulmuş bir terbiyeden bahsediyoruz. Yani bizim peygamberimiz kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir dönemde alıyor kız çocuğunu sırtında gezdiriyor. Böyle bir medeniyetten, böyle bir kültürden geliyoruz. Böyle bir insanlara kadına şiddet anlatmak abeste iştigal gibi bir şey. Ama içinde yaşadığımız toplumda maalesef acı örnekleri var mı? Acı örnekleri var, kötü örnekleri var mı? Kötü örnekleri var. Bunun izalesi için neler yapılabilir? Buna bakmak lazım. Devlet olarak, millet olarak, vakıflar, dernekler olarak biz ne yapabiliriz? Biz bunun neresinde olabiliriz? Bunu konuşmak, bunu değerlendirmek ve bununla ilgili adımlar atmak lazım. Bir de o zaman Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını ve yaptığı yayını izleyelim hemen arkadaşlar. Onu da oradaki detayları da çünkü konuşmak bizim için önemli olur. Mustafa Bey ile birlikte. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin dördüncüsünde canlı bağlantı yoluyla sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Tamamına katıldığım bu zirvelerde üzerinde odaklanılan her konunun ülkemiz ve dünya açısından taşıdığı önemi geçen zaman bize daha iyi gösteriyor. Bu zirvenin konusunun da dijital çağda insan kalmak olarak belirlenmiş olmasını çok isabetli buluyorum. Dijitalleşme, inkarı mümkün olmayan ve herkesin hayatına giderek daha çok dokunan bir gerçektir. Günlük alışverişten ev eşyalarına, siyasetten iş dünyasına, eğitimden adalete kadar her alanda dijitalleşme kendini hissettiriyor. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, her kesimden insanın telefonuyla, tabletiyle, bilgisayarıyla, internetiyle her an karşı karşıya bulunduğu dijital dünyanın dışında kalmak giderek daha da zorlaşıyor. Tabii her yenilik gibi dijitalleşme de beraberinde yeni sorunları getiriyor. Kendimizden başlayarak çevremizdeki, şehrimizdeki, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm ilişkileri kökten değiştiren böylesine kritik bir olgunun bütün yönleriyle değerlendirilmesi hepimiz için ufuk açıcı olacaktır. Bize göre eşrefi mahlukat olan insanı merkeze almayan, ona hizmet etme gayesi taşımayan hiçbir gelişmenin kıymetli ve kalıcı olması mümkün değildir. Maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarıyla insana hizmet için çalışmayan her mekanizma sonuçta zulüm üretir. Bunun için ülkeyi yönetirken hep insanı yaşat ki devlet yaşasın prensibiyle
hareket ettik. Bireyden aileye, aileden topluma, insanın söz konusu olduğu her yerde ve her konuda hiçbir ayrım gözetmeksizin bu anlayışa hakim kılmanın mücadelesini verdik. Özellikle kadınların karşı karşıya bulunduğu şiddet ve ayrımcılık gibi sorunların çözümü konusunda çok daha büyük hassasiyet gösterdik. Bu gayretlerimizde teknolojinin tüm imkanlarını da kullandık. Güçlü bir ailenin temelinde güçlü kadının yattığı, kadının gücünün de kendisine duyulan saygıdan ve haklarını kullanabilme imkanından kaynaklandığını unutmadan yolumuza devam edeceğiz. Evet, başlıklar çok güzeldi ve Cumhurbaşkanımızı da dinledik. Kadına şiddet çok önemlidir ve bizim için her zaman gündemdedir dedi. Belki de adalette ve hukukta yeni bir reform geliyor. Bunun ayak sesleri bu diyebilir miyiz Mustafa Bey? Yani uzun zamandır söylenen, yaklaşık bir aydır falan Sayın Cumhurbaşkanı'nın defaatle söylediği hem ekonomide hem de hukukta bir büyük reform beklentisinden bahsediliyor. Şöyle, biz de bunun beklentisi içerisindeyiz ama mevcut yasalarda bir değişiklik mi yapılacak yoksa farklı bir düzenleme mi yapılacak, bu konunun beklentisi içerisindeyiz. Ama şunu da izah etmek lazım. Bizim alternatif uyuşmazlık çözüm yolları diye bir düzenlememiz var uzun zamandır Türkiye'de uygulanan. Uzlaştırmacılık ve arabuluculuk müesseseleri bizde uygulamaya konuldu. Şimdi bu bağlamda, yani bunun aileyle bağlantısı nedir dersek, ailenin korunması, ailenin muhafazası anlamında yine meşhur İstanbul Sözleşmesi'ne gitmek zorunda kalıyoruz. Mesela uzlaştırma ve arabuluculuk sözleşme diyor ki bu tür suçlar, yani bu tür şikayetler uzlaştırma konusu yapılamaz. Bu tür mevzular arabuluculuğa gidemez. Yani bizim kendi kültürümüzde olan işte arabuluculuk, uzlaştırmacılık bir araya getirmeyi kanunla yasakladılar. Yani bu da maalesef bu düzenlemeler, bu yasal düzenlemeler içerisinde çıkan bir yasa. Yani bunu da dikkate almak lazım, bunu da düzenlemek lazım. Başka bir mevzudan dolayı tarafla bir araya gelip uzlaşma yapabiliyorken, bir uzlaştırmacıya gidip cezanın ortadan kaldırılması mümkünken, yani mevzu aile içine girdiği zaman, eşler taraflar arasında olduğu zaman diyorlar ki ya sen burada uzlaştırmacıya gidemezsin. Şu anda arabuluculuk da yapıyorum ben aynı zamanda. Arabuluculuk görevi de yapıyoruz. Önümüzdeki düzenlemelerden bir tanesi de büyük ihtimalle aile mahkemelerinin, aile davalarının da bir şekilde arabuluculuğa gönderilmesi. Yani dava açmadan önce tarafların arabulucuya gönderilerek süreci acaba dava açmadan bir şekilde halledebilir mi? Bu gündemde bu tartışılıyor. Arabuluculuk kanunu da yeni tartışılıyor. Burada da maalesef ama şey yok. Mesela aile içinde bir şiddet olayı olduğu zaman diyor ki arabuluculuk kapsamında siz bunu değerlendiremezsiniz. Yani bu direkt mahkemenin görevidir. Yani siz bunu mutlaka mahkemeye göndermeniz ama lazım. Ama biz çok kadim kültürümüzde de yok muydu bu? Evin büyükleri, tabii anneanneleri, ki babaanneleri, büyük teyzeleri ve dedeleri olurdu. Ve onlar bir uzlaşmacı olarak aileyle konuşurdu. Aslında bizim kadim yani medeniyetimizde kadim kültürümüzde var. Daha gerisini söyleyeyim. Ben size Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ayet vardır. Taraflardan birer büyük aile büyüklerinden bir heyet bir araya gelir ve bunlar bir karar verirler. Öncesinde de böyle oluyormuştu zaten. Yani şu andaki modern uygulamada da arabuluculuk veya uzlaştırmacılık bir şekilde de böyle olabilir. Yani taraflar belki bir araya getirilirse büyüklerle birçok problem belki çözülmüş olabilecek. İnşallah konuşulan, yapılması düşünülen reformların içerisinde böyle bir düzenleme de vardır. Yani bunun uzlaşmanın, barışmanın, ailenin devamı noktasında adımlar atılması sağlanır ki bu söylediklerimiz de üst üste gelir ve aile daha sağlamlaştırılır diye düşünüyorum. Sadece yani kadın veya erkek açısından bakmıyorum. Yani biz aileyi kurtarabilirsek toplumu kurtarabiliriz. Yani şiddeti aile, ortadan aile, tamamen kaldırma adına. Yani. Çünkü bugün belki üst başlık kadın da ama çocukların birbirine uyguladığı şiddetler, gençlerinki var, erkeğe var. Yani sadece kadın olarak bakmıyor. O göz önünde olduğu için biraz daha zayıf, biraz daha narin olduğu için sürekli kadın üzerinden konuşuluyor ama öbür taraftaki rigid örnekleri var mı? Var. Mesela yine İstanbul Sözleşmesi ve 6.284 bağlamında mağdur olan erkekler var, iftiraya uğrayan erkekler var, uzaklaştırma cezası alan erkekler var. Nafaka mağduru olan erkekler var. Ölene kadar nafaka ödemek zorunda olan erkekler var. Değerlendirme yaparken gün halinde değerlendirilirse, yani empati yapılırsa,
şu andaki ifadesiyle, modern ifadesiyle söyleyeyim. Taraflar bunu karşı tarafı da düşünerek bir şeyle söylerse daha sağlıklı olur. Yani vurun abalıya diye sadece bir tarafı suçlamakla hiçbir tarafa varamayız. Yani özellikle iftira noktasında 6.280 dert buna büyük bir zemin hazırladı ve mağdur olan insanlar var. Son dönemlerde belki düzeldi ama ilk başlarda kanun çıktığı dönemlerde yapılan uygulamalar, hatalı uygulamalar da vardı. Bunun da semeresini çeken insanlarımız da oldu. İki tarafı da değerlendirmek lazım. Yani sadece tek gözle bakmak olayı çözüme götürmüyor maalesef. Ama bir masaya oturulması, konuşulması, Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi mutlaka adalette, hukukta bir reform olacaktır. Bunlar güzel şeyler. İnşallah bir daha bunları konuşmayacak oluruz biz de diye düşünüyoruz. Hemen şu yeni anayasa kararından bir bahsedebilir misiniz? Biz de haberdar olmuş oluruz böylece. Tabii ki yeni bir haber. Anayasa Mahkemesi kararı. 2019 yılında müracaat var Anayasa Mahkemesi ve 2020 yılı 28 sayıyla karar verdi. Geçen hafta içerisinde çıkan bir karar. Mevzu şu, anayasaya müracaat, Anayasa Mahkemesi'ne müracaat sebebi hukukçu arkadaşlar bilirler. 5237 sayılı kanun 86. maddesinde düzenlenen bir ceza var. Kasten başkasının vücuduna zarar verme suçu diye bir suçu var. Bu suça düzenlenmiş maddeler ve bunun bu suçun aile içindeki bireylere karşı işlenmesi halinde tarafların şikayeti aranmadan devletin buna müdahalesi söz konusuydu. Yani Aile Çalışma Bakanlığı vasıtasıyla devlet bundan haberdar olduğu zaman savcılar vasıtasıyla haberdar oluyor. Ve devam eden işleyen davalara müdahil sıfatıyla davalara katılıyor Aile Çalışma Bakanlığı. Kadının yanında veya kadını korumak amacıyla veya reşit olmayan, engelli, küçük, yani bunun hepsi içerisine dahil edilebilir. Kendini müdafaa edemeyen veya kadınlar bu sistemde içerisinde hepsi değerlendiriliyordu. Burada bazı mahkemeler bunun anayasaya aykırı olduğunu, yani tarafın bir talebi olmaksızın devlet çünkü müdahale ediyor. Yani burada şikayetçi kişi devlet gelsin benim yanımda bu da olaya savunsun, benimle beraber bu olayı takip etsin demiyor. Devlet kendisi işte bu dediğim gibi İstanbul Sözleşmesi ve 6.284 aldığı yetkiyle bunu yapıyordu. Ve bunun anayasa aykırılığıyla ilgili bazı mahkemeler müracaat etmişlerdi ama 11'e 5 çoğunlukla Anayasa Mahkemesi devletin buradaki müdahalesinin haklı olduğuna karar verdi. Şimdi burada diğer 5 tane üye karşı oy yazdılar. Çok değerli karşı oy yazıları da var. Burada onların da dikkatlice incelenmesi, okunması lazım. Karşı oy koyan arkadaşların, hakimlerimizin ortak kanaati şu. Ailenin muhafazası, ailenin güçlendirilmesi anlamında yani kişilerin bu şikayetten vazgeçme yetkisinin elinden alınmış olması anayasal anlamda bir hak değil. Yani bu anayasanın ihlali anlamına geliyor. Yani nasıl ki olayın başında kişiye şikayet hakkı veriyorsak, olay devam ederken aynı kişilerin de şikayetten vazgeçme hakkının olması lazım. Yani bunu elinden aldığınız zaman kişiler barışamıyor. Barış ortamını ortadan kaldırmış oluyorsunuz ve nihayetinde mutlaka ve mutlaka bir ceza çıkıyor. Öyle ya da böyle bir ceza çıkıyor. Az önce de söylediğim gibi ve çıkan bu cezayı sanık tek başına katlanmıyor buna. Yani bu insanların evlilik birliği devam ediyor. %90'ın evlilik birliği devam ediyor. Ve evlilik birliği devam ederken bu olayın maddi külfetinin anında beraber katlanıyorlar. Katlanmak zorunda kalıyorlar çünkü aile bunlar. Yani aileyi değerlendirirken buna göre değerlendirmek lazım. Bunu muhafaza edecek, sağlamlaştıracak düzenlemeler yapmak lazım. Burada bu yapılacak düzenlemelerde inşallah temennimiz odur ki bunlar da dikkate alınır ki mutlaka kadına yönelik şiddet önlensin. Ama bununla beraber de ailenin temelleri daha sağlam nasıl yapılabilir, bunu nasıl güçlendirebiliriz konuşmak lazım. Asıl önemlisi de budur. İnşallah öyle olur ve biz de bu konuları konuşmayı, siz bir avukat olarak ne zaman bitecek? Biz şiddeti ne zaman bu ekranlarda sizi konuk olarak farklı konularda ağırlamak istiyoruz ama şiddeti konuşmadığımız gün ne zaman gelir? Bir avukat olarak soruyorum. Yani şöyle gerçekçi olmak lazım. Son olarak şunu söyleyeyim. Hazreti Adem'den beri de konuşuluyor. Yani insanın var olduğu yerde bunu konuşmak lazım. Yani nihayetinde melek değil kimse. İnsan, insan fıtratı gereği böyle bir varlık. Ta ki Hazreti Adem koskoca dünyayı bile paylaşamamış iki kardeşi kimse yokken bile şiddet olmuş, öldürme olmuş, katliam olmuş. O yüzden bu var olacak. Yani ama bunu ne kadar azaltırız, bunu ne kadar aza indiririz, yani toplumun içinde ne kadar bunu görünmez hale getirebiliriz. Her akşam televizyonda, her gün haberlerde görmeyiz. Önemli olan bu, bunun aza indirgenmesi. Dediğim gibi bunun da en temeli, madem bitireceğiz şöyle söyleyelim. Eğitimden geçiyor. Eğitim olmadan hiçbir şey olmuyor. Yani ilkokuldan başlayan bir eğitim.
Ancak bu şekilde biz bunu muhafaza edebiliriz, koruyabiliriz. İlkokuldan sonrasında diğer alanlarda da eğitim, ama özellikle aile ile alakalı az önce söylediğimi önemsediğim için tekrar söylüyorum. Evlenmeden önce mutlaka ve mutlaka bu kursların, bu okulların adını ne koyarsa devlet, Aile Çalışma Bakanlığı nasıl bir çalışma yaparsa mutlaka ve mutlaka bunun yapılması lazım. Çok faydası olacağı kanaatindeyiz. Çünkü bu sektörün içerisinde olduğumuz için biliyoruz. Birebir tarafları dinlediğiniz zaman insanlar anlaşmaya yanaşıyorlar. Birebir onlarla tek başlarına konuştuğun zaman, psikolojik olarak dertlerini dinlediğin zaman çok da büyük bir mevzu olmadığını anlıyorsun insanlar arasında. İletişim problemi var. Konuşamıyorlar. İnsanlarla birbirleriyle bir araya gelemiyorlar. Tam dertlerini anlatamıyorlar. Bu ortam verilirse insanlara, yani bu evliliği öncesinde de bu dersler verilirse, nasıl iletişim kurulacağı anlatılabilirse, büyük ihtimalle ben bu sorunun çözüleceği kanaatindeyim. Saygı sevgi olduğu sürece de şiddet zaten olmaması gereken bir şey. İnşallah, yani temennimiz odur ki olmadığı günler, ama en azından sanırım teknoloji de birazcık karşı karşıya birbirimizle bugün ne yaptın diye dertleşmeyi de ortadan kaldırdı gibi. Maalesef. Hani dijital çağ denildi ya bugün. Gerçekten belki de burada bir etken olabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum katkınız için. Ben sağ teşekkür olun. Ediyorum. Farklı bu başlıklarda yeniden bekliyoruz inşallah. İnşallah. Neler teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, son olarak kadınların hiçbir zaman ağlamayacağı, hiçbir zaman canice öldürülmeyeceği, kadını, erkeği, hayvanı, bitkisi, şiddetin olmadığını söylemek istiyorum. Özellikle bugün Emine Erdoğan'ın açıklamaları ve yaptığı yayındaki başlıklarla bitirmek istiyorum. Dizilerde, sinema sektöründe özellikle, şarkı sözlerinde, gazete başlıklarında, haberlerde, attığımız manşetlerde bile şiddeti ön plana çıkarmama noktasında hepimizin dikkatli olması gerekiyor. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.